kederli ailelerine her zaman yanlarında olduğumuzu, her zaman gündemimizde olduklarını, her zaman hatıramızda olduklarını bir kere daha ifade etmek isterim. Değerli gazilerimize de ve ailelerine de bir kere daha şükranlarımızı, selamlarımızı iletiyoruz. Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 1127. gününe girdi. Dünyada evlatlarını terör örgütünden kurtarmak için yapılmış en asil, en güçlü çağrılardan bir tanesine imza atıyorlar. Tabi zaman zaman çeşitli kurumların Türkiye ile ilgili raporları yayınlanıyor. Özellikle Avrupa Birliği Türkiye raportörüne buradan seslenmek isterim. Kendisinin doğru ya da yanlış gündeme aldığı bir sürü konu var. Kendisinin Diyarbakır annelerinin de bir Türkiye raportörü olarak gündemini almasını bekliyoruz. Her zaman için bu raporlardaki sağlıksızlığı, bu raporlardaki çifte standardı analiz ediyoruz, mukayese ediyoruz ve kendilerine hatırlatıyoruz. Ama hiçbir şekilde şimdiye kadar uluslararası kurumların Türkiye ile ilgili yazılan raporların hiçbirinin gündemine Diyarbakır annelerinin girmemiş olması dünyanın en büyük çifte standartlarından, dünyanın en büyük ikiyüzlüklerinden bir tanesidir. Diyarbakır annelerinin bu evlat nöbetini gündeme almayanlar zaman zaman şöyle argümanlar kullanırlar. İşte genelde devletlerin yaptığı insan hakları ihlallerini biz raporlarımıza alırız derler. Ama tabii bu çok indirgemeci, eskide kalmış bir anlayıştır. Nitekim devletlerin yaptığı insan hakları ihlallerini gündeme aldıklarını söyleyenler aynı zamanda DAEŞ terör örgütünün yaptıkları insan hakları ihlallerini rahatlıkla raporlarına ve gündemlerine alabiliyorlar. Ama söz konusu PKK terör örgütü, PYD terör örgütü, YPG terör örgütü olduğu zaman ya da Fethullahçı terör örgütü olduğu zaman bunları gündemlerine almıyorlar. Dolayısıyla o eskiden eskimiş argümanın söylenmesinde hiçbir geçerliği yoktur. Bu tamamen çifte standart ve ikiyüzlülükle açıklanabilecek bir durumdur. Bu konuyu takip etmeye devam edeceğiz. Özellikle Türkiye ile ilgili yazılan raporlar açısından Diyarbakır annelerinin bu evlat nöbeti, bu teröre karşı ortaya koyduğu duruş, bütün bu raporlar açısından bundan sonra bizim açımızdan bir samimiyet testi olacaktır. Annelerimize bir kere daha buradan selamlarımızı ve hürmetlerimizi iletiyorum. Değerli arkadaşlar, bütün dünyayı sarsmaya devam eden Ukrayna krizi konusunda yeni bir aşamaya geçildi. Ve maalesef bu yeni aşama pozitif bir aşama değil, çok olumsuz bir aşama. Rusya'nın Ukrayna'nın belli bölgelerini ilhak etmesiyle birlikte barış umutları, ateşkes umutları daha da uzak bir zamana, daha da belirsiz bir zamana ötelenmiş oldu. Tabii Türkiye Kırım'ın ilhakından bu yana, işgalinden bu yana ortaya koyduğu ilkeli tavrı sürdürmeye devam ediyor. Dolayısıyla bu ilhak yaklaşımını da reddettiğimizi ifade ediyoruz. Yine Cumhurbaşkanımız barışın sağlanması için büyük bir performans ortaya koymaya devam ediyor. Tabii ki aslında bu ilhak kararına kadar çok olumlu aşamalar geçilmişti. Bunlardan en önemlilerinden bir tanesi dünyanın bir açlık kriziyle karşı karşıya kalması karşısında tahıl koridorunun hayata geçmesiydi. Bu dünyayı bir açlık kriziyle karşı karşıya kalmaktan kurtaran çok büyük bir diplomatik hamleydi ve bu her iki tarafın da söylediği, bu Cumhurbaşkanımızın inisiyatif almasıyla her iki tarafla yürüttüğü müzakereler neticesinde ortaya çıktı. Yine 200 savaş esirinin mübadelesi konusunda da Türkiye'nin ortaya koyduğu katkıyı, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu katkıyı herkes takdir ediyor. Bu da aslında diplomasinin çalışmasının bir takım aşamalar kaydetmesi bakımından, bir takım sonuçlar üretmesi bakımından son derece kıymetli, önemli bir aşamaydı. Ama maalesef bu ilhak kararıyla birlikte bütün bu aşamaların kazanımları masada durmakla birlikte barışla ilgili, ateşkesle ilgili durum biraz daha ötelenmiş duruyor. Burada görüldüğü gibi Türkiye'nin barışın sağlanması, ateşkesin sağlanması için ortaya koyduğu diplomatik irade dışında ciddi bir diplomatik irade yok. Daha çok
çeşitli kesimlerin ortaya koyduğu sözlerde ve davranışlarda savaşın devam etmesine, savaşın derinleşmesine dönük maalesef tehditlerin, karşılıklı restleşmelerin açığa çıktığını görüyoruz. Kuşkusuz ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliklerine her zaman söylediğimiz gibi ilkesel çerçevede sahip çıkıyoruz ve önem veriyoruz. İlhak konusundaki tutumumuz da ilkesel bir tutumdur. Kırım'ın ilhakından beri ortaya koyduğumuz tavır bellidir. Tüm bu çerçevelerde ise barış diplomasi masasının kurulmasına gayret etmek sorunların çözümü için yegane adres olacaktır. Savaş hiçbir şeyi çözmez. Savaş sadece acı, yıkım ve insanlar için büyük kayıplar meydana getirir. Dolayısıyla burada Cumhurbaşkanımızın, Türkiye'nin ortaya koyduğu bu diplomatik iradeye destek vermeye herkesi davet ediyoruz. Altını çizmek gerekirse özellikle Avrupa Birliği'nin bu diplomatik iradeye destek vermek konusunda çok geride kaldığını ya da çok çekimser bir tutum ortaya koyduğunu gözlemliyoruz. Halbuki Avrupa Birliği her zaman diplomasinin, diyaloğun, sorunların masada çözülmesinin kıymetinin altını çizen bir birikime sahip. Ama bu meselede maalesef Türkiye'nin yürüttüğü bu diplomasiye destek verme konusunda son derece geride kalmış durumdalar. Hele de bunu bir rekabete dönüştürmeleri, örneğin Fransa Devlet Başkanı Macron'un işte biz Fransa olarak Rusya'yla işbirliği diyalogumuzu sürdüreceğiz. Rusya'yla konuşan tek ülkenin Türkiye olmasını kimse istemez gibisinden. Yani barış konusunu bile bir rekabet konusu haline getirmesi, diplomatik kapasite üretmeyi, diplomatik sonuç üretmeyi bile bir çıkar meselesi haline dönüştürmeye çalışması maalesef bütün bu süreç içerisinde yapılmış en talihsiz açıklamalardan bir tanesidir. Yani Türkiye'nin konuşabiliyor olması görüldüğü gibi tahıl koridorundan esil mübadelesinin gerçekleşmesine kadar bütün bu tablo içerisinde olumlu sayılabilecek sonuçların hepsinde merkezi rol oynamıştır. Sayın Macron'un bundan bile rahatsızlık duyup bunu bile bir rekabet konusu, bunu bile bir çıkar kavgası haline dönüştürmeye çalışması, işte bu diplomatik zaafın, ortaya çıkan bu diplomatik kapasitesizliğin sembol olarak ortaya çıkmıştır. Halbuki Avrupa Birliği'nin diplomasi konusunda çeşitli kriz zamanlarında ortaya koyduğu yeteneklerini, kapasitesini Türkiye'nin, Cumhurbaşkanımızın yürüttüğü bu sürece tam bir destek halinde ortaya koyması son derece faydalı olacaktır. Değerli arkadaşlarım, etrafımızda yaşanan tansiyonlardan en önemlilerinden bir tanesi Yunanistan ve Güney Kıbrıs kaynaklı Ege'de ve Akdeniz'de tansiyonu yükseltme çabasıdır. Ama maalesef bazı müttefiklerimiz de Amerika Birleşik Devletleri Yunanistan'daki üslere silah yığarken ya da Güney Kıbrıs'taki silah ambargosunu bir yıllığına kaldırırken genelde şöyle bir argümanı el altından ifade ediyorlar. İşte Rusya'nın ortaya çıkardığı bu savaş tablosu karşısında bölge ülkelerini, NATO ülkelerini tahkim etmekle ilgili bir yaklaşım gibi ortaya koyuyorlar. Ama bu çok anlamlı bir durum ortaya çıkarmıyor, anlamlı bir tablo üretmiyor. Çünkü Yunanistan elde ettiği bu desteği Türkiye'yi tehdit etmek için, Türkiye'yi taciz etmek için, Türkiye'nin hak ve menfaatlerine dönük olarak tecavüzkar bir tutum ortaya koymak için üretiyor. Dolayısıyla Yunanistan'a bu desteği verenlerin, Yunanistan'ın bu tehditkar, tacizkar tutumu karşısında da gereken tavrı alması gerekiyor. İkincisi, her ne olursa olsun Ege'de, Akdeniz'de bu şekilde Yunanistan'a ve Güney Kıbrıs Rum yönetimine dönük olarak bu şekildeki hesapsız silah desteğinin Yunanistan'ın geleneksel devlet politikası, saldırgan ve tacizkar maksimalist devlet politikası dikkate alındığında ne NATO için ne bölge barışı için hiç de iyi sonuçlar doğurmayacağı açıktır. Bir ülkenin başbakanı düşünün, Miçotakis'ten bahsediyorum. Biz şöyle yapacağız, böyle yapacağız, şöyle bir tutum sergileyeceğiz dedikten sonra Türkiye'yi tehdit ederken arkamızda şu 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 ülkeler de var diyerekten NATO müttefiklerini sayıyor. Ya da Türkiye'ye dönük tacizkar bir üslup kullanırken Türkiye'nin müttefiklerini Yunanistan'ın müttefikleri olarak ortaya koyup bunu Türkiye'ye dönük tacizkar ve tecavüzkar bir tutumun
altlığı ya da desteği haline getirmeye çalışıyor. Bu tabloya izin verenlerin her biri gerek NATO açısından, gerekse bölge barışı açısından doğru bir iş yapmıyorlar. Ayrıca bu silahları verenler, bu üsleri kuranların Yunanistan'a hukuk konusunda hiçbir uyarı yapmadığını görüyoruz. Mesela gayri askeri statüdeki adaların silahlandırılması meselesinde olduğu gibi. Sürekli olarak bunu, gayri askeri statüdeki silahları, bu adaları niye silahlandırıyorsunuz dediklerinde, işte Türkiye'ye karşı olduğunu Yunanistan'daki yetkililer, başbakan dahil, dışişleri bakanı dahil söylüyorlar. Şöyle bir yalan düzeni tutturmuş Yunanistan. Avrupalılara dönük olarak hukuktan, uluslararası hukuka hassasiyetten, uluslararası sözleşmelere, kurucu anlaşmalara sadakatten bahsedip bu konuları açıyor. Ama Ege ve Akdeniz'de ise hukuk tanımayan bir devlet olarak her türlü üslupsuzluğu ortaya koyuyor. Her türlü sorumsuz davranışı ortaya koyuyor. Kurtuluş Savaşı'nda, İstiklal mücadelemizde Anadolu'da yaptıkları zulümler, katliamlar nasıl tarihe geçmişse, bugün de işte Ege'de yaptıkları katliamlar, o küçücük çocukları öldürmeleri, o botları şişlemeleri aynı şekilde tarihe geçiyor. Ama bütün bunun karşısında, dünyanın herhangi bir yerindeki en ufak bir insan hakları ihlali karşısında sayfalar dolusu rapor açıklayan, saatler boyunca radyo ve televizyon yayını yapan Avrupa Birliği ülkeleri sessiz kalıyorlar. Avrupa Birliği'nin gözünün önünde bir Avrupa Birliği üyesi ülke Yunanistan, Ege'de insanları öldürüyor. Göçmenleri öldürüyor, kadınları ve çocukları öldürüyor. Bundan daha vahim bir tablo olabilir mi? Hiçbir tanesine seslerini çıkarmıyorlar. Nerede bahsedeceksiniz vicdandan, nerede bahsedeceksiniz hukuktan? Yani Avrupalı birisinin insan hakları ihlal edildiği zaman bu bütün dünyanın meselesi oluyor. Olsun da dünyada bir kişinin bile insan hakları ihlal edildiği zaman tabii ki bütün dünyanın meselesi olsun. Ama Avrupalı olmayan birisinin insan hakları ihlal edildiği zaman bunun karşısında bu derece acımasız, bu derece duyarsız kalınması insan hakları konusunda söylenenlerin hiçbir manasının olmadığını gösteriyor. Hele de bir Avrupa Birliği üyesi ülke çıkıp da insan haklarını ihlal ettiği zaman, o çocukları, o kadınları öldürdüğü zaman, o botları şişlediği zaman ve üstelik de bunu yapan Yunan sahil güvenliği, Frontex denilen Avrupa sahil güvenliği ile işbirliği içerisinde bunu yaptığı zaman buna niye sesiniz çıkmıyor? Bu açık bir şekilde katliama göz yummaktır. Bu vahşete göz yummaktır. Avrupa Parlamentosu o Frontex'in bütçesini onaylamıyor. Frontex ile ilgili onun Yunan sahil güvenliğinin bu hukuksuz işlemlerine karşı, bu katliamlarına karşı sessiz kalmasına dönük olarak bir sürü rapor yayınlanıyor ama hiçbiri gündeme alınmıyor. Bu taraftan tutup Yunanistan'da Güney Kıbrıs Rum yönetimi Türkiye'ye karşı silahlanmayı artırırken, müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Kıbrıs Rum yönetimine dönük silah ambargosunu bir yıllığına kaldırdım demesi kadar sorumsuzca bir davranış olmaz. Ondan sonra tutuyorlar Amerika'nın bir eyaletiyle eşleştirerek kardeş ordu muamelesi yapıp oraya eğitim vereceklerine dair haberler çıkıyor. Tüm bunların anlamı şudur. Yine yanlış bir tutumla Ege'de ve Akdeniz'de tansiyonu yükseltecek, saldırgan tarafa cesaretlendirecek, saldırgan tarafı kışkırtacak, saldırgan tarafın daha yanlış işler, daha hukuksuz işler yapmasına yol açacak bir tutum içerisine giriyorsunuz. Bunun karşısında Türkiye'ye hiçbir şey olmaz. Türkiye bundan sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne silah desteğini de, askeri desteğini de daha çok artırır. Kuvvet dengesi bakımından Ege'deki kuvvetlerini hiç kimsenin Türkiye'yi, mavi vatanı, kara vatanı, gök vatanımızı tehdit edemeyeceği bir kuvvet seviyesine çıkarır. Ama bütün bunun başlangıcı nedir? Müttefiklerimizin yanlış mesaj vermesidir Yunanistan'a. Yunanistan'ı kışkırtmasıdır. Ege ve Akdeniz'de Yunanistan'ın saldırgan tutumunu destekleyecek ve kışkırtacak bir tutum içerisine girmesidir. Dolayısıyla ortaya çıkacak bu tablo ne NATO'ya, ne bölge barışına, ne de dünyanın şu anda en çok ihtiyaç duyduğu bu diyalog zeminlerine, diplomatik zeminlere hizmet etmez. Yunanistan'a verilmesi gereken mesaj masaya oturmasıdır, masadan kaçmamasıdır. Türkiye büyük bir diplomasi devletidir. Masaya oturulduğu zaman çözülmeyecek sorun yoktur. Ama masadan kaçan taraf, sürekli olarak maksimalist davranan taraf,
Yunanistan'dır. Dolayısıyla bu konuda müttefiklerimizin yaptığı işin, biz bunu Rusya'ya karşı bölge ülkelerini güçlendirmek için yapıyoruz deseler de son derece basiretsiz, son derece yanlış bir iş olduğunun bir kere daha altını çizmek isterim. Değerli arkadaşlarım, Avrupa'da öteden beri Avrupa demokrasilerini tehdit eden şeyin, aslında dışarıdan tehditlere çok yoğunlaşmışlardı. Ama bugün Avrupa demokrasilerini kırılgan hale getiren şeyin Avrupa'daki faşizmin yükselişi olduğunu ifade ettik. Bu faşizm kendisini çeşitli birimlerin altına gizlemiş durumda. Bunlardan bir tanesi İslam düşmanlığının altına gizlemiş durumda. Bir diğeri yabancı düşmanlığının altına gizlemiş durumda. Bir diğeri göçmen düşmanlığının altına gizlemiş durumda. Türk ve Türkiye düşmanlığının altına gizlemiş durumda ve Erdoğan düşmanlığının altına gizlemiş durumda bu faşizm kendisini. Şimdi merkez partilere, merkez sağ ve sol partilerin bundan 10 yıl evvel aşırı sağ partilerle ajandalarındaki uyuşma %5'i geçmezken, bugün bakıyorsunuz ajandalarında ve kritik konulardaki, göç gibi, terörle mücadele gibi konulardaki ajanda uyuşmasının neredeyse yapılan çalışmalarda %80'e çıktığını görüyorsunuz. Bu da şu demektir. Demokrasiyi taşıması gereken ana kolonlar olan merkez sağ ve merkez sol partilerin giderek aşırı sağ, aşırı sol partilerin siyasi atmosferinin içinde erimeye başladığını gösteriyor. Bu tabi siyasetçilere de sirayet ediyor. Güya oy almak için zaman zaman aşırı sağın söylemlerini kullanıyorlar. Ama şimdiye kadar son 10 yıllık perspektifte Avrupa'daki bütün seçimleri incelediğimizde gördük ki kökleşmiş demokrasilerinde Avrupalı'nın aşırı sağdan oy almak için onların söylemlerini kullanan merkez partiler netice itibariyle oy kaybetmiştir ve bu aşırı unsurlar, faşist unsurlar daha da güçlenmiştir. İkinci Dünya Savaşı sonrasında ilk defa Nazi bağlantılı bir partinin Almanya'da parlamentoya girmesi bunun en çarpıcı örneğidir. Nazi bağlantılı üyeleri olan bir parti İkinci Dünya Savaşı sonrasında ilk defa parlamentoya girmiştir. O zaman da söyledik, Avrupa'nın çeşitli yerlerinde görünmez ideolojik Berlin duvarları oluşuyor dedik. Ve şimdi bunların ne kadar bu demokrasiyi kırılgan hale getirdiği görülüyor. Buna da en çok enerji veren, en çok gıda veren, bu değirmen en çok su taşıyanlar basiretsiz siyasetçiler ve maalesef medya dilidir. En son Almanya Federal Parlamento Başkanı Kubik'in Sayın Cumhurbaşkanımız hakkındaki sözleri aslında tipik bir aşırı sağ söylemin, tipik bir bu faşistlerin kullandığı söylemin tekrar edilmesinden başka bir anlam ifade etmez. Bu tabii ki kınanacak, tabii ki ayıplanacak, tabii ki şiddetle reddettiğimiz bir söylemdir. Ama herhangi bir marjinal aşırı sağ partinin kullandığı bir üslubu Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısının söylüyor olması Almanya demokrasisi için büyük bir sıkıntıdır. Burada söylenen bu sözün hiçbir kıymet harbiyesi yok. Bunu şiddetle reddediyoruz ve kınıyoruz. Ama asıl kendi demokrasisine dönük tehdit, kendi siyasetçilerinin dilinden ve medya dilinden kaynaklanmaktadır. Bunun Avrupa demokrasilerini, hele de Rusya-Ukrayna savaşının ortaya çıkardığı bu kırılgan ortamda, daha da zayıf, bağışıklık sistemi daha da zayıflamış bir hale sokacağına hiç kuşku yoktur. Herkesin üslubuna dikkat etmesi gerekir. Türkiye Cumhuriyeti'nin devlet başkanına, kurumlarına dönük olarak gereken demokratik saygı gösterilmelidir. Bunun ötesindeki söylemler sadece orada faşizmin güçlenmesine hizmet eder. Türkiye'ye hiçbir zarar vermez. Kudüs ve Mescid-i Aksa'daki tartışmaları da çok yakından, sıkıntıları da çok yakından takip ediyoruz. Mescid-i Aksa'nın statüsünün korunmasının her zaman altını çiziyoruz. Mescid-i Aksa'ya dönük olarak ortaya çıkan bir takım radikallerin ihlallerini buradan bir kere daha kınıyoruz. Ama bu radikallerin ihlallerinin İsrail polisinin gözetiminde ya da görmezden gelmesiyle gerçekleşmesi ise daha da sıkıntılı bir durumdur. Dolayısıyla İsrail hükümetinin buna dönük olarak gereken tedbirleri alması elzemdir. Herhangi bir şekilde burada Mescid-i Aksa'nın
mukaddesatına dönük, Mescid-i Aksa'nın hukuki statüsüne dönük olarak hiçbir tacize müsaade edilmemelidir. Bu tacizlerin hepsini kınıyoruz. Aynı şekilde dün de El Halil Camii'nde saygısız bir görüntü gündeme geldi. Bunlar konusunda acilen tedbir alınmasını bekliyoruz. Bunları yapanları da bir kere daha kınıyoruz. Bu konuları yakından takip edeceğimizin altını bir kere daha çiziyorum. Değerli arkadaşlarım, bugün sizlerle paylaşacaklarım bu kadar. Sizin bana sorunuz varsa sorularınızı cevaplayayım. Buyurun, buradan başlayalım, böyle devam edelim. Efendim, Millet Haber Ajansı'ndan olacağı ilişki. Müzisyen Onur Şener'i öldürenlerin ikisinin kamu çalışanı olması hasebiyle farklı yorumlar yapılıyor özellikle sosyal medyada. Bu konuda görüşlerinizi alabilir miyim? Teşekkür ederim. Bu cinayetten, bu kardeşimizin hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğumuzu ifade etmek isterim. Sayın Genel Başkanımızın, Cumhurbaşkanımızın, bütün MYK üyelerimizin bundan dolayı büyük bir acı duyduğumuzu ifade etmek isterim. Buradan Genel Başkanımız, MYK'mız adına acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Arkadaşlarımız aileyi ziyaret edecekler, ailenin yanında olacaklar zaten. Tabii bu cinayetin canavarca hislerle gerçekleşmiş olduğu çok açık. Biz bütün bu dava sürecini çok yakından takip edeceğiz. Ve canavarca hislerle bu cinayeti gerçekleştirenlerin gereken cezayı alması için sürecin takipçisi olacağız. Kuşkusuz yargı bağımsız bir şekilde konuyu inceleyecektir. Gereken hukuki süreçler takip edilecektir. Biz de bütün bu süreci kendi açımızdan takip edeceğimizi bir kere daha ifade ediyorum. Bundan çok büyük bir üzüntü duyduğumuzu, eşinin, o güzel evlatlarının fotoğraflarını gördüğümüzde gerçekten içimizin parçalandığını ifade etmek isterim. Tabii burada bu canavarlığı reddetmek, bu canavarlığı lanetlemek, aynı zamanda bu canavarlığın, bu cinayeti işleyen katillerin gereken cezayı alması şeklindeki sorumluluğumuzu yerine getirmeye çalışacağız. Fakat cinayet işlenir işlenmez hemen kişilerin hangi bakanlıkta çalıştığının, kamu görevli olup olmamasının bir polemik konusu olması, ne zaman işe girdiğinin polemik konusu olması da doğrusu bu acı karşısındaki duyarsızlığın bir örneği olarak gündeme geldi. İster özel sektörde çalışsın, ister başka bir kamuda çalışsın, ister şu kurumda çalışsın, ister bu kurumda çalışsın. Dünyanın her yerinde olduğu gibi Türkiye'nin her yerinde de hiç istemesek de şu kurumdan, şu meslek grubundan, şu cinsiyetten, şu kökenden bazı insanların maalesef bu tip canavarca işlere imza attıklarını görebiliyoruz. Lanetliyoruz, hepsinin Allah belasını versin. Hukuk zaten gereğini yapacaktır. Ama tutup da doğrusunu söylemek gerekirse bu acı karşısında bile siyasi polemik üretmeye çalışanların, yani bundan işte şu bakanlık sorumludur, şu kurum sorumludur, bundan hükümet sorumludur gibisinden bir yaklaşım içerisine girmesinin, bu acıyı ve cinayeti istismar etmekten başka hiçbir izahı yoktur. Dünyanın her yerinde, Türkiye'de de maalesef hiç istemesek de bu canavarca hislerle ortaya çıkan insanlar farklı meslek gruplarından oluyor. Farklı şirketlerde çalışabiliyorlar, farklı İş dallarında çalışabiliyorlar. Kamuda ya buradan çıkıp da bütün bir kamu iradesini ilzam etmek, bu kadar mantıksız bir şey olabilir mi? Burada bir, hukuki süreci yakından takip edeceğiz. İki, gerek bunların çalıştığı bakanlık ve gerekse kurum hukuki süreçten ayrı olarak da kendi işlemlerini gerçekleştirecekler. Bu gördüğümüz kadarıyla canavarca hislerle gerçekleştirilmiş, lanetlenmesi gereken bir cinayet. Bunu bir kere daha lanetliyoruz. Bütün hukuki süreci çok yakından takip edeceğimizi ifade ediyorum. Cumhurbaşkanımız, MYK'mız, Genel Başkanımız, bütün hepimiz bu acıyı paylaşıyoruz. Milletimizin hepsini sarsan bir tablo maalesef ortaya çıktı. Hayatını kaybeden kardeşimize Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyoruz. Değerli ailesine başsağlığı dileklerimizi iletiyoruz. Arkadaşlarımız ailenin yanında olacaklar. Bundan sonraki süreci de takip edeceğiz. Olarak
Kurumların da eş zamanlı olarak bir süreç işleteceğini söylediniz. Burada bir memuriyetten ihraç gündeme gelebilir mi? Kurumların bu bahsettiğiniz çerçevede kendi iç hukukları, iç tüzükleri bu tip olaylar karşısında takip edecekleri süreçler açısından gereğini en kesin bir şekilde yapacaklar. Bunu ifade ediyorum. Onun nasıl işte bu bahsettiğiniz tabii ki artık bunların yani herhangi bir şekilde herhangi bir kamu kurumu ya da başka bir yerde olmasını hiç kimse arzu etmez. Dolayısıyla bir yandan mahkeme süreci yani yargı süreci devam ederken, soruşturma devam ederken bir yandan da kurumlar gerekli adımları en net bir biçimde atacaklar. Buyurun lütfen. Sabah gazetesi Fatma Göksütor. Efendim ben iki soru sormak istiyorum. Birincisi 9-13 Ekim'de Sayın Kılıçdaroğlu'nun Amerika'ya bir programı olacak Amerika'da. Bu ziyaret kamuoyunda altılı masanın Cumhurbaşkanı adayı için icazet ziyareti olarak yorumlandı. Siz bunu nasıl yorumlarsınız? İkincisi de Yunan Dışişleri Bakanı Dendias gerek askeri gerekse siyasi sahada ülkesinin başlattığı ve tırmandırdığı gerilimi göz ardı ederek provokatif söylemlerden vazgeçilirse Türkiye ile müzakereye açığız mesajını verdi. Milli Savunma Bakanımız da Yunan tarafını yalancılık hastalığı ile tanımladı. Bu şartlar altında Türkiye-Yunanistan arasında yeni bir görüşme trafiği başlayabilir mi? Veya Cumhurbaşkanımız Prag'da Yunan yetkilileriyle bir araya gelmesi söz konusu olabilir mi? Teşekkür ederim. Arkadaşlar öncelikle tabii kim yani karşımızdaki ittifakı kastederek söylüyorum. Artık adayları nasıl belirleyecekler? Onun için kaç tane daha toplantı yaparlar? Bu mesele tabii bizim gündemimiz değil. Yani kamuoyu bu meseleyi bir yıldır takip etti. Oradan bir şey çıkmadığı da görüldü. En temel meselelerde de nasıl bir takım siyaseti takip ettiğimiz için nasıl bir takım en temel meselelerde bile büyük uçurumlar olduğunu gördük. Netice itibariyle altılı masa, yedili masa, sekizli masa ne yapacaklarına kendi karar verirler. Biz kendi işimize bakıyoruz. Bu bir. İkincisi, tabii kimin hangi ülkeye gittiği, hangi siyasinin hangi ülkede hangi faaliyet yaptığı bizi ilgilendiren bir husus değil ama nihayetinde pek çok siyasi parti temsilcisi pek çok ülkeyi ziyaret ediyor. Pek çok temasta, görüşmede bulunuyor. Ama şöyle de bir şey var yani hani siyasetin basireti diye de bir şey var. Siyasetin feraseti diye de bir şey var. Bir yıldan az bir zaman kalmış seçime. Sayın Kılıçdaroğlu'nun partisine çağrıda bulunuyor. Benim yanımda mısınız, değil misiniz diye. Yani bir şekilde kendisinin aday olmak istediğini ihsas ediyor. Partisi seferberlik halinde yoklama verir gibi yanındayız diye tweet atıyor. Bundan bir müddet önce zaten şu anda Türkiye'de bir şekilde düşük dozda da olsa seçime dönük kampanyalar başlamış durumda. Bundan bir müddet önce de Amerika'da üst düzeyde biz bundan sonra muhalefeti destekleyeceğiz diye açıklamalar yapılmış. Kimseyi ilzam etmek istemem ama hani biraz daha basiretli davranmak bu dönemde muhalefeti destekleyeceğiz diye bu kadar açıklama yapılırken herhangi bir resmi muhataplık da söz konusu değilken bu şekildeki bir ziyareti tabii kamuoyunun gözünde spekülatif ve manidar hale getiriyor. Dolayısıyla kendi bilecekleri iş, kimle ne görüşecekler, ne yapacaklar, ne edecekler. Şunu şöyle mi yaparlar, bunu böyle mi yaparlar ben onu bilmem. Ama benim bildiğim bir şey var. Dünyanın hiçbir yerinde gerçek bir demokrasi söz konusu olduğunda şurasının burasının ne dediği önemli değildir. Milletin icazeti, milletin icazet vermesi önemlidir. Ben kimseye gidip şuradan icazet mi alıyorsunuz, almıyor musunuz? Bununla ilgili bir şey söyleyemem. Ama dediğim gibi Türkiye bir yıldan az kala bir seçim dönemine girmişken bir de çıkmış bir takım yetkililer, biz Amerika Birleşik Devletleri'nden bazı yetkililer, biz Türkiye'de muhalefeti destekleyeceğiz demişken biraz daha basiretli davranmak, biraz daha ferasetli davranmak, daha bu manidar yaklaşımlardan uzak durmak, bu spekülatif alanlardan uzak durmak daha sağlıklı bir yaklaşım olabilirdi. Ama tabii o kendilerinin bileceği bir iş. Ama tabii bunun bir kamuoyunda bir tartışmayı alevlendirdiğini de görüyoruz. O çerçevede takip ediyoruz. Bu Dendias'ın söylediği şeyler
Arkadaşlar, zaten krizin en büyük sebeplerinden bir tanesi bu Yunan Dışişleri Bakanlığı'nın söylemleri. Yunan Dışişleri Bakanı sürekli olarak savaş kışkırtıcılığı yapan, sürekli olarak gerilim tüccarlığı yapan birisi. Bunu Avrupa'da gittiğinizde uluslararası toplantılara, bunun söylemlerini masaya koyduğunuzda Avrupa'daki bakanlar, daha üst düzey yetkililer bu şahsın söylemlerinin marjinal olduğunu ifade ediyorlar. Hatta Yunanlılarla karşılaştığınızda, Yunanlı siyasetçilerle karşılaştığınızda, ya işte biz diplomasi diyoruz, masadan bahsediyoruz, gelin bunları çözelim diyoruz, sizden bu açıklama geliyor dediğinizde, ya bu Dendias'ı çok ciddiye almayın, çünkü bu bütün bunları iç politikadaki hırsları sebebiyle söylüyor. İç politikada manipülasyon yapmak, iç politikada kendini öne çıkarmak için söylüyor diye de açıkça ifade ediyorlar. Dolayısıyla ama burada problem şu, Avrupa Birliği'nde bir ülke, Yunanistan, Dışişleri Bakanlığı makamındaki kişinin sözlerinin daha ciddiye alınabilir olması lazım. Gece gündüz kışkırtıcılık yapıyor, ondan sonra çıkıp diyor ki biz hukuktan yanayız, Türkiye isterse masaya otururuz. Ya bütün bir kışkırtıcılığı yapan sizsiniz, hukuku ihlal eden sizsiniz. Genel hükümet politikasının içinde, şu andaki Mitsotakis hükümeti politikasının içinde de en radikal, en saldırgan üslubu kullanan, her türlü diplomasi masasını devirmeye çalışan, dili kullanan şahıs bu şahıs. Türkiye'ye geldiğinde basın toplantısı yaparken bile bütün dünyanın gözü önünde buraya kavga çıkarmaya geldiği, hırçınlık yapmaya geldiği, diplomasi adına konuşmak değil, Yunanistan'daki marjinal çevreleri mutlu etmek üzere konuştuğu herkes tarafından görüldü. Aslında Yunanistan bir 6 aylığına, bir seneliğine Dendias'a konuşma yasağı koysa tansiyonun önemli ölçüde azalmasına hizmet etmiş olur. Yunanistan için de faydalı olur. Bu kadar gerilim, bu kadar yüksek tansiyon iyi bir şey değil. Buradaki tansiyonun en büyük sebeplerinden bir tanesi bu marjinal çevreleri, radikal çevreleri tatmin etmek üzere Yunanistan'ın ortaya koyduğu bu şeydir. Yunan siyasetinin selameti veya selametsizliği beni ilgilendirmiyor. Ama Yunan siyasetinin geleceğini düşünenler varsa, ya bizim demokratik bir siyasetimiz olsun, demokratik çizgisinin dışına çıkmayalım diye bir tutumları varsa, alacakları ilk tedbir Dendias'ın az konuşmasını sağlamak olmalı. Bengi Türk Televizyonu İdil Bellik. Efendim, Tokat Valiliği 30 Ağustos'ta bir resepsiyon düzenledi ve o resepsiyonda valinin elini sıkmayan askerler Milli Savunma Bakanlığı'nca görevden alındı. Yaşanan bu olaya ilişkin değerlendirmeniz ne olur? Arkadaşlar, gerek o Tokat Valiliği'ndeki Tokat Valisi'nin elinin sıkılmaması olayı, Tokat'ta gerçekleşen olay, daha önce de Kayseri'de gerçekleşen olay, bunlar asla kabul edilemez. Hiçbir şekilde devlet adabına, emir komuta zincirine uymayan şeyler. Türk Silahlı Kuvvetleri hukuka bağlı, anayasaya bağlı, bütün bir felsefesinin temeline disiplini koymuş. Çok büyük ve güçlü bir ordu. Orada valiye karşı, mülki idare amirine karşı yapılan bu saygısızlık Türk subayına yakışmaz. Dolayısıyla bunun bilincinde olarak daha olay olur olmaz Milli Savunma Bakanlığı tarafından gereken soruşturma açılmış. Ondan sonra tahkikat yapılmış. Soruşturmanın selameti açısından bu kişiler açığa alınmıştır ve Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edilmiştir. Bu tip şeyler yapanlar, ki askerlerin nizam, intizam, kurallara uyma konusunda ne kadar hassas olduğu da herkes tarafından bilindiğine göre, böyle bir davranış, böyle bir yakışıksız tutum hiçbir şekilde kabul edilemez. Ve üstelik bu en çok orduya zarar vermeye çalışan bir teşebbüstür. Kuşkusuz Türk ordusu da kendisine zarar vermeye kalkan bu teşebbüse tabii ki müsaade etmeyecektir. Milli Savunma Bakanlığı bu bakımdan hukuki süreçleri başlatmıştır ve işletmektedir kendi iç süreçleri açısından. Tabii olay duyulmadan evvel de bu süreç devam ediyordu. Ama işte orada biliyorsunuz soruşturma için belli süreler var. İşte cevapla ilgili belli süreler var.
Hukuki süreç o bakımdan devam ediyor. Bu hiçbir şekilde hiçbir geçmişteki bir takım kötü olayları, 28 Şubat dönemindeki bir takım çirkin anıları canlandıran bir yaklaşım. Bundan bu millet çok çekti. Silahlı kuvvetler bunların yaptıkları yüzünden çok zarar gördü. Dolayısıyla bu davranışların, bu vesayet artı davranışları andırması, hatırlatması ayrıca üzüntü verici olmuştur. Ama Milli Savunma Bakanlığı olayın olmasının hemen ardından harekete geçerek bu gereken tedbirleri almış, görevden alınmışlardır soruşturmanın selameti açısından ve hukuki süreç sonuçlandığında da gereği yapılacaktır mutlaka, öyle bekliyoruz. Diğer olay, yani başörtüsü yasağı getirilmesi meselesi, subay ve assubay ailelerine, Kayseri'de gerçekleşen olay. Orada işte bir şey yaptıklarını, bu işlemleri yapanlar eskiden kalmış bir yönetmeliği fark etmeden tekrar iliştirdiklerini söylüyorlar. Fakat o eskiden kalmış yönetmeliklerin hala ortalıkta dolaşması bile son derece sakıncalı ve yanlış bir şey. Böyle bir şey Türk Silahlı Kuvvetleri gibi hata kabul etmeyen bir kurumda asla söz konusu olmamalıdır. O şahıs da emekliliğini istemiş ve bu Milli Savunma Bakanlığı tarafından kabul görmüştür. Silahlı kuvvetlerimiz şu anda anayasaya bağlı bir şekilde başkomutan olan Cumhurbaşkanımızın direktifleriyle sıralı amirlerinin emir komuta zinciri içerisinde üzerine düşen vazifeyi hem yurt içinde hem görüldüğü gibi Suriye'de hem terörle mücadelede sınır ötesinde hem Libya'da hem de Mavi Vatan'ın korunmasında hakkıyla ifade ediyor. Dolayısıyla biz silahlı kuvvetleri mensuplarımıza bu fedakarlıkları, bu kahramanlıkları için bir kere daha teşekkürlerimizi sunuyoruz. Herhangi bir şekilde bu milletin değerlerine yabancı, anayasal düzene uymayan bu örneklerde olduğu gibi yaklaşımlarında silahlı kuvvetlere herhangi bir leke getirmeyeceğini, o silahlı kuvvetlere zarar vermeden hemen ayrıştırılmak üzere gerekli işlemlerin yapılmasından duyduğumuz memnuniyeti ifade ediyoruz. Milletin değerlerine bağlılık, anayasaya bağlılık, devlet adabına bağlılık burada esastır. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ediyorum. Bütün vatandaşlarımıza, bütün milletimize buradan sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Herkese sağlıklı bir hafta diliyoruz. Çok teşekkürler, iyi akşamlar.